Herkese hello. Herkese merhaba. Hadi çık. Anahtarı alsak mı? Alalım sen al anahtarı. Evet. Evet biz hazırlandık, giyindik. Ceyran yaptı. Hıcır hıcır. Kapatayım şurayı. Asansöre baksana. Evet, herkese merhaba. Beni okula gitti. Yanımda. Hazırlandık, giyindik, saçlarımı da ıslak duştan çıkmıştım. O kadar sıcak ki, çok sıcak. Ondan sonra giyindik böyle. Belir de giyindi. Hangisi geldi? Bu geldi? Tamam. Önce bir markete uğrayacağız. Marketten sonra da... Araba neredeydi ya? Garajdaydı bence. Arkadaşımı uğrayacağım çünkü ona bir far götürmem lazım. Ben sürmüştüm çünkü acayip hoşlarına gitmişti simli olan. Geçen gün şu makyaj koleksiyonunda da gösterdiğim Krylon'un sadece simi. Bunu götüreceğim çünkü düğünde sürmek istiyorlarmış. Çok hoşlarına gitmiş. Parıl parıl parlamak istiyormuşlar. Burası sıfır mı? Ben G'ye basmışım ya, yanlışlık olmuş. B1'e basacaktım. Onu götüreceğiz. Ondan sonra da Belilciğimle bir yere gideriz. Gider miyiz? Gideriz. Toygar'ı evde bıraktık. Ondan sonra böyle bir anne kız gezme günü mü yapsak? Hı? Okula ektin. O yarın gidecek çünkü. Bahar şenliği miydi? Bahar şenliği varmış. Ya Belilcim ya. Gözünün önüne bak diyorum sana her zaman. Bahar şenliğine gidecek. Zaten de son hafta. Ondan sonra da karneler alınıyor değil mi Verilciğim? Evet, biz şimdi Hati'den çıktık. Farı teslim ettik. Bir de var. Kahve içtim, çay içtim. Ondan sonra Beril bana kızdı. Niye dedi, bu kadar dedi, oturdun dedi tabii. Küçük yaşlarda böyle oluyor Verilciğim. Annem de böyle bir yere gittiğinde böyle bir sıkılıyorduk. Biliyor musun? Nereye gidelim şimdi? Bilmiyorum. Hadi söyle. Söylemem lazım. Evet, hala karar veremedik. Biz bir Toygar'ı arayalım o zaman. O da yeni kalkmıştı. Ona da soralım. Eğer gelmek isterse gelsin. Gelmek istemezse de gelmez. Biz ikimiz gideriz. Hı? Tamam, o zaman öyle yapalım. Tamam, karar verdik. Toygar'ı aradık. Toygar gelmiyormuş. Gidelim. Cepa'ya gidelim. Hı? Bak, demin kaktüs konuştuk. Hatice'nin balkonundaki bağlısı falan gideriz. Kaktüslere bakarız. Hı? Olar mı? Beril kaktüs istiyormuş. Evde de iki küçük saksı vardı. Onlara koyarız. Senin çiçeğin olmuş olur onlarda. Hı? Hep seni okuldan aldıktan sonra çıkıyoruz ya. Nasıl kalabalık oluyor? Kimse çocuğunu bir yere... Okulda herkes Berilcim. İşte o yüzden O yüzden böyle bu saatlerde çıkmak da iyi oluyor. Beril'in kedi sevdası depreştiği için yine bir pet shop'un önündeyiz. Bunlar da çok güzeller ama. Şu daha güzeldi. Bize dönse yalanıyorlar. Baksana. Bunlar neydi? Nerede bir şey domuzcu bir şey mi? Bir şey domuzcu. Neyse biz geldik. İlk önce Bauhaus'a mı gitsek? Aşağıya. En son dekoruyor bir şey alırsak. He, tamam o zaman hadi. Tabii ki de ilk durağımız H&M. Ve girer girmez hemen şu bluzları gördüm. Ve dedim ki Beril'e. Mesela dedim sen böyle giyinmen lazım dedim. Tutsana bir. Böyle kotun üstüne. Bu crop toplardan. Ama Beril de dedi ki hayır. Şu elbise çok güzel değil mi? Beril. Bikini üstü elbisesi. Pareo gibi. Şu da güzelmiş. Ay böyle
Renkler çok güzel. Bu neymiş? Tulum. Şuradaki turuncu da çok güzel. Galiba her şey güzel. Bak bu da mesela ince askılı. Hemen giyiyorsun çıkan. Altına da şu terlikleri giyiyorsun. Üstüne de bu blazer'ı giyiyorsun. Kombin. Kombin şeyi burada zaten. Böyle koymuşlar üçünü. Biz tişört eşortman giyelim, evet. Sonra başka neler var? Sırtı açık bir, bu güzelmiş. Sırtı komple açık ve çapraz. Bakın benim şeyden, LC'den aldığım elbiseye benzemiyor mu Behlil'cim? Ama benimkinin sırtı böyle değildi. Bak aynısı. Ne kadarmış elbisenin fiyatına da bakalım. 319 TL 99 kuruşmuş. bak bu da güzel. H&M turu yapalım sizinle. Bence bu çok güzelmiş. Şuralarda iki tane şöyle gözü var. Yani elbiselerin her yerinden artık böyle bir gözü var. Farkında mısın? Ya bir sırtı, ya bir yeri, ya bir yani her yerinden böyle bir göz çıkıyor. Yok, moda öyle, moda tabii. Ha bak, bu da mavisi. Elbisenin mavisi. Yani bu da güzelmiş. Ama bu biraz daha iddialı tabii. Bu da etek mi? Bu ne? Bakın mesela bunun da yanlarında var cepleri. Yani bir yerinizden bir ten görünmesi lazım. Galiba moda öyle, anladım. H&M'den çıktık, gezdik, yorulduk. Bu seni. Yanlış vermiş. Buraya dökeyim. Soğan halkalı McChicken'ı. Ben de Big Mac menü aldım. Karnımızı doyuracağız şimdi. Şu şeyimi açabilir misin, pipetimi? Ucundan çek. Neyse, hadi aç. Patatesler de yeni oldu Beril'ciğim. Yavaş. Karnımızı doyuralım. Ondan sonra da gezmeye devam. Bir tane soğan halkalından alabilir miyim? Barbeküyü de aç da batırayım hadi. Güzel mi oluyor bununla? Güzelmiş gerçekten. Evet, yemeğimizi yedik. Ondan sonracığımı. Boğulursun öyle işte. Bugün salaklığın üstünde birazcık senin. Asansöre takıldın. Boğuluyordun. Madame Coco'ya gireceğiz şimdi. Madame Coco'ya bakalım dedik. Yarın bu kızın doğum günü. Beril'cim kaç yaşına giriyorsun? 12. Hoş bulduk. Hoş bulduk. 12 yaşına mı giriyorsun? Nasıl bir his? Wow, girer girmez bakın. Kupaları gördüm. Bizdekilere benziyor. 50 TL. Renk renkler. Beril'cim renklerine baksana. Aa, bu çok güzel. Çok yaşlanmış ya. Parlak ama. Ne o? Yarın Beril'in doğum günü. Ondan sonraki günde bizim evlilik yıl dönümümüz. Kaç sene oluyor? 21. 22. 21 sene oluyor. Ha, yok, 21, 22 senede nişanlanalı ol. Ne o bakayım? Git ya. Yaşlanmış. Aa, burada da kaseleri var. Bunlar da güzelmiş. Bundan sonracığıma. Bilmem ki. %50 indirim varmış. Bak bunlar çok güzel. Kulpluymuş. Şunlar kulpsuz. Kulpsuz olan bunlar. Dörtlü. 240 TL ise ne kadar oluyor? 120. 120 TL oluyor. Bunlar klasik. Adam koku bardakları. Bak. Bunlarla çay içiyorlar ya. Gel. Saklama kabları. Altları cam. Bunlar çok güzel. Viski koymak için. Aa, bu çok güzelmiş.
Çok şık değil mi Beril'cim? Bakın. Şundan bende var. Şundan bende var. Küçükten. Büyüklerinden de var. Ha, baksana. Bir bardaklık sürahi. Çok gereksiz. Ama çok tatlıymış. Bir su bardağı koymak için. Bence de. Direkt bence sürahiden içebilirsin. Sonra başka ne var? Çaydanlıklar var. Aa, M harfi. Anneme alınabilir bu. Ya da Manoş'a. Hidaye. Aa, bu çok güzelmiş. Anne. Hı. Göz yanıltıcı bir şey buldum. Çileğin şurası hani bazen beyaz oluyor ya ama. Hı. Bunu böyle kırmızı gösterebilmek için şuraya kırmızı gıda boyası sürsen kıpkırmızı gözüküyor. Ya he he ya he. Aa, şuna baksana. Bu çok güzel değil mi? Çok şık duruyor. Çok şık. İşte bardaklar, mardaklar. Klasik Madame Coco. Madame Coco. Ama da kahve yanı bardağı. Bu güzelmiş. Hani kahvenin yanına su getiriyorlar ya. Bu klasik. Bu öyle çok güzel değil. Ama bu da güzelmiş. Bu da bir yudumluk. Şu da güzelmiş. Bakın. Bu da güzelmiş. Geri yerine koyalım. Bunlar galiba dörtlü mü, ikili mi? Öyle bir şey. İkiliymiş. Şunlar. Fiyatını da göstereyim mi size? Fiyatına da bakalım. 90 TL. Yani 45 TL. Evet, evet, evet. Bunlar çok hoşuma gidiyor benim. Bunlar çok güzel. Şu mesela. Çok güzel değil mi? Bunlar ne kadarmış? Bunları da göstereyim. Nerede yazıyor? 140. 140 TL yani 70 liraya mı geliyor? Ne oldu? Ha. Beril odasına böyle istiyor halı. Böyle peluş yumuşaklardan ama bu siyah. Beril'cim bu olmaz. Abi çok güzelmiş. Şuna bayıldım. Bayıldım. Bunlar ne kadar? Allah. Bunun da fiyatına bakalım. 600 TL. Yani 300 TL. Bu da mesela böyle koltukların üstüne falan atmak için güzel olur biliyor musun? Şu rengi güzel. Ama anne. Bunların şekli çok kötü. Bunun grisini mi? Bunun grisini mi istiyorsun? Şekli kare olsa diyorum. Ha. Ya ne resimler. Burada da yine saklava kabları var. Şunlar aslında güzelmiş. Ama bu alt renkleri güzel değil. Yani çeşit çeşit. Piknik setleri. Şundan bende var. Ama hiç kullanmıyorum. Bilmem. Sonracığıma başka neler var. İşte yine saklama kabları. Böyle üçlü, üç bölmeliymiş. Ama plastik. Tabii bakliyatlarda cam olsa daha iyi. Ha, ne oldu? Söyle. Şunlar aslında çok iyi ya. Ayakkabıları saklamak için böyle. Ha, kamerayı kapatınca söylesin. Ayakkabıları mesela koymak için yerden tasarruf bunlardan alınabilir. IKEA'da da var bunlardan. Sonra belki IKEA'ya bakarız. Askı da alacağız çünkü orada. Aldık ya. Siyah askılardan. Yok almadık o gün bıraktıydık ya. Aldım ya. Bir tane mi al? Almadık be. Mumla ikisini bıraktıydık ya. Hayır, askıyı aldık. İki tane aldık ya askıdan. Almadık benim. Şunlar çok hoşuma gitti ya. Renkleri çok güzel. Bırakmadık onu. Bunların da fiyatına bakalım mı? 719 TL'ymiş. Bakın. Allah, Allah düşürüyordum. Bunlar ne? Nevresim takımı. Ha, çikef takımı değilmiş. Grisi de var, mavisi de. Geceliğe benziyor. Neyse hadi sıkıldım. Gidelim. Çıkalım. Yeter bu kadar Madame Coco. Burada kaktüsler var. Bauhaus'a geldik biz bakın. Ya, kaktüsler ürünü çok şey değil ya. Gereksiz gibi geliyor bana. Ama onlar daha güzel. Ama şu hoşuma gitti. Bu. İşte şunlar şunlar. İşte bilmiyorum yani. Adı öyle işte. Sukulent deniyor bunlara. Aloe vera'lar. Bunu beğendim. Bunu istiyorum.
ya. Gittin en renksiz şeyi beğendin. Şu güzel bence. Ben bak, renkli bir insan değilim zaten ya. Bence bu güzel. Şunu istiyorum. O ne? Ne bileyim ben. Kukuleta mıdır o kukuleta? Sukuleta. Kukuleta. Bakayım başka ne var? Bunu istiyorum. Daha bu güzel bak. Hayır bunu istiyorum. Ya, tamam iki tane alacağız ya. Bu güzel. This one. Anam bu ne? Beril. Filin ayağına benziyor. Toynak. Toynak. Bunu beğenmedim. Ölürüm. Toynak. Ya o güzeldi. Başka bul o zaman. Bu da annemin çiçeğinden bak. Oman'ın varmış bu çiçekten ama çok güzel görünüyor. Süsyoncasın. O ne be, uçları ölmüş onun. Ya daha böyle yeşilimsi bir şey al. Yeşilli bir şey al. Hepsi yeşil. Hepsi yeşil zaten. Bunlar da büyükleri. Ama bizim saksımız bu kadar olduğu için bunlardan alacağız. Karar veremiyoruz. Karar veremiyoruz. Bu neymiş? Bilmem. Ama güzel. Kukuleta. Kukuleta. O kukuletayı mı beğendin? Anne bunun adı ne? Ha bu da güzel. Bak şu da güzel, verin. Anne adı ne bunun adı ne? Ya sukulent. Hayır sukuleta. Sukuleta. Hayır bu ölmüş anne. Seçmeye çalışıyoruz. Geldik. Evet. Bakın kaktüs, bunları seçtik. Şu ben, yani şu benim seçtiğim, şu da Beril'in seçtiği. Bu sukuletaymış, bu da kukuleta. İkisine de isim koyduk. Sukuleta ile kukuleta. Evet. Hemen şimdi sizi, ha bir de şey aldım. Ne aldım? Nerede o ya? Bir saniye hemen geliyorum. Cımbızım kaybolmuştu. Kim aldıysa almış. O yüzden kendime bir adet şöyle bir cımbız aldım, ince. Başka da bir şey almadım zaten. Yemek yedik işte, iki dolandık, geldik. Şimdi bu kaktüsleri, şu sukuletayla kukuletayı, daha doğrusu kaktüs diyorum. Şu iki saksıya dikeceğiz. Şimdi şöyle koyayım. Yani böyle olacaklar. Bilcim, oradan hemen o şişenin içine su koysana, şunları bir sulayalım ya. Yazık, o kadar kurumuşlar ki sukuleta ile kukuleta. Nasıl, isimleri hoşunuza gitti mi? Biz çok beğendik değil mi Beril'cim? Ben koydum çünkü isimlerini. Beril, kendimkini sen koy. Evet, sen sukuleta olsun dedin. Ben de o zaman dedim ki benimki de kukuleta olsun dedim. Şöyle yazık, çok kurumuşlar. Hemen. Hemencik. Şöyle. Yaz günü. Evet, bu kadar yeterli bence. Şimdilik böyle dursunlar. Ondan sonra da bir ara bunları dikelim. Tamam, hadi. Gel. Şimdi şuradan bir peçete alalım, toprak masaya dökülmesin diye. Yeter mi bu acaba? Bence yeter ya. Sen oradan bana bak, o mavi saksının içinde toprağı versin de. Çileğin tutmadığı saksı vardı ya, ondaki toprağı alalım. Evet. Sukuletayla kukuletayı dikme vakti. Şu bir. Önce bunu yapalım. Belki saksısından çıkarıp dikelim. Öyle daha iyi olur değil mi? Ne bileyim ben ya. Çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Geldi. Minicik. Getir. Biraz küçükleşmiş. Olsun, bir şey olmaz. Kurumuş. Şöyle biraz altına koyalım. Öyle iyi mi? İyi değil mi? Şimdi kenarlarını koyacağım. Evet, şimdi kenarlarını dolduracağız. Ya
azıcık da şu tarafa. Yeter mi bu kadar acaba? Buna ama yine biraz su verelim bence Beyhan'cığım. Çünkü bu toprak çok kuru ya. Bak şişeyi o köşeye koymuştum. Oradan getirsene. Bu su yeter mi? Evet, birazcık da su dökelim. Ya bu toprak da ıslansın. Az geldi. Doldur bunu. Ne bileyim, el alışkanlığı işte. Evet, birinci sukulentimiz hazır. Şimdi ikinciyi yapalım. Bunu da Allah, bütün suyu dışarı döktüm. Sulamıştık ya, bütün suyu döktüm. Biraz da fazla yapmıştık. Şimdi de önce altına koyalım. Sonra bunu koyalım. De suyunu verelim. Evet, bu da tamamdır. İkisi de bence çok tatlı oldular. Onları şimdi buraya koyacağım. Burada orkidenin yanında dursunlar. Sonra da buraları temizleyeyim. De yerini aldılar. Burada dursunlar benim gözümün önünde. Çünkü Beril odasına götürürse eğer onu sulamaz. Yani belki yeni evde odasına koymak isterse onu bilemem. Şimdiki düzenime bakmak ister misiniz? Bakın, oturduğum yerden telefonuma, yani internete girebileyim diye işte böyle telefonumun şarjı yoktu. Çünkü üçlüyü ve şarjı Beril'e getirttirdim. Et çıkarmıştım. Yemek hazırlayacağım tabii ki de. Şu an işini yakalım. Hemen bir tencere alayım. Tencere. Şunu alayım ya. Evet. Bunu alayım. Kuşbaşı et. Böyle 2 poşet. Ondan sonra acaba etle pilav yapacağım. Normal pirinç pilavı. Hatta pirinci de çıkarayım. Onu da ıslatalım. Eti de normal böyle haşlayacağım. Haşlayıp işte pilavın yanına et olacak yani. Evet, pirinci de buraya koydum. Hemen şimdi eti koyayım. Birazcık çözülmüşler. Altını da yakayım. Böyle kendi suyunu salsın. Önce onu çeksin. Ondan sonra da azar azar su ekleyeceğim. Öyle yapacağım. Sonra da pirinci ısıyalım. Şunu yeter.
temiz olmak üzere. Artık son su ekledim. Son bir tur su ekledim. Bunu da çeksin, sonra da yağını koyup, tuzunumuzu koyup kavuracağım. Ama yalnız Ankara'daki fırtınayı size göstermem lazım. Bir yağmur yağıyor, dolu yağıyor. Böyle bir şey olamaz. Fırtına çıktı. Çok kötü sular, seller götürüyor her yeri. Kesin bir yerleri var ya, su basmıştır. Evet, birazdan da pilavımı yapmaya başlarım. Ama dedim ki size veda edeyim. Evet, vlogu kapatalım. Onun öncesinde de hava durumunu göstereyim dedim. Donduk var ya, yani bir yanıyoruz, bir pişiyoruz, bir donuyoruz. Şu kızın haline bakın. Burada film izliyor. Büyük battaniye bulamamış. İki parça battaniyeden oluşturmuş kendini. Üstünü örtmeyi işte. Neyse, gökte gürlüyor ha bayağı Berilcim. Şuna bakın ya, camlar var ya, felaket battı. Ya öyle böyle değil. Hele şu arka var ya, çamur bildiğin. Şuna bakın. Belcim, arkayı gördün mü? Yok. Oradan var ya, bildiğiniz böyle çamur akıyor, böyle göl gibi, böyle hani nehir gibi böyle bir çamur şeyleri olur ya. Çok kötü olmuş. Oh my god. Bunu da örtelim. Sonra da hava açacakmış bu yağmurdan sonra, biliyor musun? İlginç. Telefonumdan hava durumuna baktım. Neyse, bakacağız. Açacak mı, açmayacak mı? Böyle yani, evet. Şuraya oturayım. Ondan sonra size veda edeyim. Umarım hoşunuza giden bir vlog olmuştur. Abone değilseniz eğer kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı ve video beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyeceğim. Ne diyeceğimi de şey yaptım. Bir araba seli geliyor ama o kadar yağmur yağıyor ki. Hani arabalar göz gözü görmüyor bence. O yüzden böyle çok birikmiş. Trafik tabii böyle yağmurlu zamanlarda karışıyor. Evet. O ne be? Bangır bangır. Neyse, ben gideyim şimdi pilavı da yapayım. Sonra yemeklerin son halinde paylaşırım sizinle. Kendinize iyi bakın. Başka bir vlogda görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Etim oldu. Böyle birazcık da tereyağıyla ve sıvı yağını kavurdum. Tuzunu ekledim. Ondan sonra cıma burada da pilavım var. Bunu nasıl açacağım? Neyse, şöyle açayım. Reçeteyi kapatmıştım. Pilavı da yaptım. Bu da demleniyor. Ve akşam menüsü bu şekilde.